Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi noktanın analitik incelenmesinin tarama testini ve konu testini birlikte gömelim hemen. Başlıyoruz birinci sorumuzla. Noktalar için hangisi yanlıştır? A noktasının ordinatı yani y'si 3'tür, doğru. B'nin ordinatı yani y'si 5'tir, doğru. A'nın y eksenine uzaklığı yani apsisinin mutlak değerinden bahsediyor. Nedir o? 2. B'nin x eksenine uzaklığı, x eksenine uzaklık neydi? Y'nin mutlak değeriydi yani 5. Eşittir diyor. Hayır, yanlış değil mi dostlarım? Cevap C geldi. Geldik ikinci soruya. Analitik düzlemde A, B, C noktaları verilmiştir. A ve C noktalarının apsisleri çarpımı pozitif, B ve C noktalarının ordinatları çarpımı negatiftir. A ve C'nin apsisleri çarpımı pozitif, B ve C'nin ordinatları çarpımı negatiftir. Buna göre noktalarından hangileri düzlemin orijini olabilir diye soruyor bize dostlarım. Şimdi deneyelim. L noktası orijin olsa. Orijin burası şimdi, tamam mı dostum? Şöyle koordinat düzlemini çizelim. Bak, A'nın apsisi ne oluyor? A'nın apsisi negatif bir sayı çıkıyor. Peki C'nin apsisi ne çıkıyor kardeşim? C'nin apsisi pozitif bir sayı çıkıyor. Ve A ile C'nin apsisleri çarpımı negatif oluyor, pozitif değil. O zaman L noktasının orijin olma ihtimali yok. İçinde L olanları sildim. Tamam. Şimdi K'ya bakalım. Hemen şunu siliyorum. Acaba diyorum K noktası orijin olabilir mi? Hemen K'yı orijin seçtim. Burası x ekseni. Burası y ekseni çıktı. Peki A'nın apsisi, bakın x'i burada birinci bölgede olduğu için pozitif. C'nin de apsisi pozitif. Pozitifle pozitifin çarpımı pozitiftir. Tamam. B ve C'nin ordinatları, bak üçüncü bölgede ise B'nin ordinatı negatiftir. C'nin ordinatı pozitiftir. Birinci bölgede olduğu için çarpımları negatif çıkar. Doğru. O zaman K noktası orijin olabilir arkadaşlarım. Hemen şöyle bir düzelteyim de şunu. Demek ki K noktası orijin olabilir. Cevap Adana'dan geldi. Evet, üçüncü sorumuz. Y ekseni ile çakışık durumdaki kibrit çöpü orijin etrafında devrilirken T anındaki uç noktasının koordinatları bu oluyor. Buna göre M kaçtır diye de bir soru sormuş. Dostum burada kibritin şurası 20'ymiş değil mi? Ordinatı 20. Yani boyu 20. O zaman bu da 20 oldu dostlarım. Boyu değişmez dönerken. Şimdi M noktası şurası 12 dediğimiz ordinatı, M dediğimizde apsisi. Bak ne çıktı? 12, 16, 20 üçgeninden M 16 geldi. Şuna bakalım. F noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Gelin önce D'yi bulalım. A ile B'nin ortasıdır değil mi D? Toplayıp 2'ye böleceğim. 6 ile 0'ı topladım. 6, 2'ye böldüm. Eksi 7 ile 1'i topladım. Eksi 6, 2'ye böldüm. E'yi bulalım. 8 ile 6'yı topladım, 14, 2'ye böldüm. 1 ile eksi 3 topladım, eksi 2, 2'ye böldüm. Şimdi F'ye bakın, o da D ile E'nin orta noktası. Hadi toplayıp 2'ye bölelim. 7 ile 3'ü topladım, 10, 2'ye böldüm, 5. Eksi 3 ile eksi 1'i topladım, eksi 4, 2'ye böldüm, eksi 2. F noktasını bulduk. Orijine olan uzaklığını soruyor. Kök içinde, orijinde 0'a 0'dı ya. X'leri çıkar 5, karesini al. Y'leri çıkar 2, karesini al. Kök 29'dur cevap. Köşeleri olan paralel kenarın B köşesinin koordinatları. Neydi kural? A ile C'nin toplamı B ile D'nin toplamına eşitti. Şimdi X'leri toplayalım. 2 ile eksi 4'ün toplamı X ile 3'ün toplamına eşit. Burası eksi 2. 3 de buraya eksi geldi. Eksi 5'miş x. Şimdi aynı şeyi y'ler için yapalım. 1 ile 5'in toplamı y ile 7'nin toplamına eşit. Burası 6. 7 buraya gelirse eksi 1 yaptı y. B köşesinin koordinatları yani eksi 1 ile eksi 5'in toplamı eksi 6'dır. Geçtim diğer soruya. Evet, burada da ne demiş? Şurası d orta noktaymış. Hadi bulalım d'yi.
3 ile 1'i topla 4, 2'ye böl 2. Eksi 8 ile eksi 2'yi topla eksi 10, 2'ye böl eksi 5. Sonra demiş ki DE CD'nin 2 katı. Bak K'ya 2K. Şimdi buradan buraya ne kadar arttı? Buradan buraya ne kadar artar diyeceğiz. Eksi 1'den 2'ye 3 arttı. K'da 3 ise burada ne artacak? 6. Hadi x'i 2 idi. 6 ekledim, 8 oldu. Y'ye bakalım şimdi. X'ler bitti. Tamam, Y'deyiz. Eksi 6'dan eksi 5'e 1 arttı. Buradan buraya da 2 artacak. 2 eklersem eksi 3 olur. E noktasının apsis ve ordinatının farkının mutlak değeri nedir diye soruyor. Farkları 11 yapar. Mutlak değeri de 11'dir zaten. Köşelerinin koordinatları olan üçgenin ağırlık merkezi orijinmiş. Şimdi ağırlık merkezi dediğimiz şey sıfıra sıfırmış. Nasıl buluyorduk bunu? X'leri topla 3'e böl. Yani 2'yi, eksi 1'i ve x'i toplayacaksınız. 2, eksi 1 daha 1. Bir de x'i toplayıp 3'e böldüğümde apsisini veriyor. Yani sıfırı. Buradan 1 eksi x de 0 olur. X eşittir 1 çıkar. Şimdi aynı şeyi y'ler için yapalım. 7'yi, 4'ü ve y'yi toplayıp 3'e böldüğümde 0 olmalı. Bunu buraya attım. 11 artı y de 0 çıktı. Y eşittir eksi 11. X artı y eksi 10 yapar değil mi dostlarım? Eksi 11 ile 1'in toplamı. 7 de tamamdır. 8'e geldik. Üçgenin alanı nedir diye soruyor bize dostlarım. Hemen bunu şimdi koordinat düzleminde çizelim. Şuraya çizelim. Şöyle. A 4'e 3. 4, 3. Bu A. B eksi 3'e 3. B eksi 3'e 3. Ha, bakın burada üçgenimiz güzel çıkacak arkadaşlarım. Çok uğraştırmayacak bizi. C 2'ye 1. Bu da C. Bakın üçgen şöyle bir şey çıktı. Şurası şu AB kenarı 3, 4 de buradan 7 birimdir AB kenarı. Bakın yüksekliği de şurası oldu değil mi? Yani şurası 1 ise 3 olması için 2. O zaman 7 çarpı 2 bölü 2'den 7 geldi. Bak çok uğraşmadık. Direkt üçgenin alanını bulduk. Çünkü bir kenarı x eksenine paralel. Eğer x eksenine paralel çıkıyorsa ya da y eksenine paralel çıkıyorsa direkt taban çarpı yükseklikten çıkıyor zaten üçgenin alanı. Dik koordinat düzlemlerinden dik üçgeni biçimdeki karton. Bak burası 2, burası 8. Hemen h diyelim. H kare eşittir 2 çarpı 8, 16'dan h'ı 4 bulalım. Buna göre verilen kartonun AC kenarı ilk defa y eksenine paralel olana kadar saatin tersi yönde. Saatin tersi yönde döndürülecek arkadaşlarım. Yani şu yönde döndürülecek, şöyle dönecek. Y eksenine paralel olana kadar, y eksenine paralel olması demek şöyle olacak değil mi? C buraya gelecek arkadaşlarım. Demek ki B'de şöyle bir şey olacak tabii ki. B'de buradan döndü, buraya kalktı. Dik üçgen çünkü bu şöyle. C açısı 90 derece. B noktasının görüntüsünün ordinatı. Ordinat demek ne demek? Şuraya olan uzaklık demektir. Yani bize şurayı mı soruyor aslında, değil mi? Dikdörtgen çıktı çünkü burası. Şurayı soruyor. Yani bu neydi? AC aslında şunu soruyor bize dostlarım, şurayı. O da 2, 4, Pisagor'dan 2 kök 5 çıkar. Kenar uzunlukları 2 ve 8 birim. Şimdi şurası da 2 ise buraya 6 kaldı. Şurası dik ve 8 oldu burası. Şurası 2, şurası 8, şurası 2, şurası 8. 6, 8'den şurası 10. K'nın apsisini soruyor bize dostlarım. K'nın apsisi dediğimiz yer şurayı soruyor yani. Şu kısmı soruyor. Peki ne yapalım hocam? Şurayı da bulsak Y diyelim biz. Y'yi de bulsak olay bitiyor galiba. Peki nasıl bulalım hocacığım? Hiçbir fikrim yok. Benzerlik yapacağız bir yerlerde ama nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Şuradan bir diklik indirsem olur mu? Olur. Çok uzatmadan böyle kısa yoldan bulmak istiyorum dostlarım. O yüzden şöyle yapalım. En güzeli şu olur. Evet gördüm. Şurası bakın. Galiba şuradan halledeceğim şimdi soruyu ben. Şöyle bir şey var ya, şurada bir dik üçgen var.
Şimdi bir de şurada bir dik üçgen var. Heh. Şuradan halledeceğiz galiba dostlarım. Şu iki dik üçgenden. Bak bunun 90'ın karşısı 10, bunun 90'ın karşısı 2. Yani 5 katıymış bu. Bu bunun 5 katı. Peki bunun bana ne gibi bir avantajı var? Diğerleri de 5 katı olacak ama çok da bir avantaj sağlamadı la. Tamam. Önce şunu yapalım. Şimdi A 90 B. Peki A 90 şurası da B. E burası 90 olduğu için A şurası da B. Şimdi şu büyük 6 8 10 ile şu küçüğü benzerleyelim. Şimdi 90'ın karşısı 10. Bununla da direkt benzerleyebilirdim la. Burada 8 çünkü 90'ın karşısı. Evet. Direkt şununla benzerleyelim. Şununla bak bununla şu 6 8 10 dik üçgenini benzerliyorum. Şimdi bunun 90'ının karşısı 8. Bunun 90'ının karşısı 10. Bunun B'sinin karşısı X. Bunun B'sinin karşısı da 6. 48 bölü 10 çıktı x. Yani 4,8 geldi. Eksi tarafında olduğu için, ikinci bölgede olduğu için de eksi 4,8 çıktı. Evet, 10 soru mu varmış tarama testinde? Tamam, 10. Çözdük. Şimdi konu testi. Birinci sorumuz. Noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Birinci bölgedeymiş arkadaşlar. Birinci bölgede x'ler de y'ler de pozitif. Yani a eksi 3 de sıfırdan büyük. Dolayısıyla a 3'ten büyük. 8 eksi a da sıfırdan büyük. Dolayısıyla 8 a'dan büyük. Yani a 8'den küçük, 3'ten büyük. 4, 5, 6, 7 değerlerini alır. 4 tane değer alırmış. Koordinat eksenlerinin verilmediği bilim kareleri aramış ABC noktaları işaretlenmiştir. A bu olduğuna göre BC'nin orta noktasının orijine olan uzaklığı nedir diye soruyor arkadaşlarım. Şimdi A bu. Şimdi düşünsene şöyle bir şey çizelim. A eksi 1'e 3 noktasında şurada yani A. Bu ne demek? Bakın A'dan şurası bir birim ya, şurası eşit olduğu için. Bir birim sağa gittiğimde y eksenine dikiniyormuşum. Bak demek ki bir birim şuraya geldiğimde y ekseni şurasıymış arkadaşlar. Bu y ekseni. A'dan 3 birim aşağıya indiğimde de x eksenine denk düşüyormuşum. 1, 2, 3 birim aşağıya düştüm. Burası da x ekseniymiş dostlarım. Bu durumda c'nin koordinatları 4'e 0 olur. B'nin koordinatları da 2'ye 4 olur arkadaşlarım. Şöyle 2'ye 4. Peki orta noktasını bulun diyor. Toplayıp 2'ye bölecektik. BC'nin orta noktası. Topla 6, 2'ye böl 3. Topla 4, 2'ye böl 2. Orijine uzaklığını soruyor bize. 0'a 0 uzaklığı. Kök içinde 3'ün karesi 2'nin karesi. Kök 13 geldi sorumuzun cevabı. Üçüncü soru. Dik koordinat düzlemi biçiminde modellenen bir zeminde. A noktası verilmiş. Eksi 5'e eksi 4. Bulunan bir karınca. 3 birim sağa, 1 birim yukarıya giderek A1. Yine A2. Aynı hareketlerle ANN'e kadar ulaşıyor. Karıncanın uğradığı 5. noktanın orijine olan uzaklığı nedir diye soruyor bize. Hemen bulalım dostlarım. 3 birim sağa, 1 birim yukarıya mıydı? 1 miydi yukarıya? Evet, 1 birim yukarıya. 3 sağ, 1 yukarı. 3 sağ, 1 yukarı. Nereye geldi şimdi bu? A3'e. 3 sağ tarafa geldi. 1 yukarıya çıktı. A4. 3 sağ taraf. 1 yukarı. A5 burada. Tamam. Şimdi sağa doğru kaç birim gittik? 3, 6, 9, 12, 15 birim gittik. Yani eksi 5'e 10'e 15 ekle 10'a denk düşersin kardeşim. 10'muş o zaman bunun apsisi diyebilirim. Peki ordinata bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim de yukarıya çıktık dostlarım. Eksi 4'tüm 5 yukarıya çıkarsam 1'e denk düşerim. 10'a 1. Orijine uzaklığı kök içinde 10'un karesi 100, 1'in karesi 1, kök 101.
dörtgenin alanını soruyor. Dörtgenin alanı sorulduğunda şöyle orijinle birleştirip köşegenini çiziyorum. Şurası 6 birim, şurası 5 birim. Bak şu benim apsisim 1. O zaman bu üçgenin alanını buldum. Yüksekliği 1, tabanı 6. 6 çarpı 1 bölü 2'dir. Şuradan aşağı inen diklik 2. E bu üçgenin de alanı 5 çarpı 2 bölü 2'dir. Burası 5 yapar, burası 3 yapar. Topladığımda Edirne yapar dostlarım. Beşinci sorumuz. Şekildeki karınca orijinden karenin hangi noktasına yürürse ulaşacağı noktanın koordinatları toplamı en az olur diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi şuraya yürüdü diyelim. Orijinden yürüyor değil mi? CD'de paralelmiş. Şuraya yürüdüğünde bak C'nin apsisine bir sayı atalım. Bilmiyoruz ya. Eksi 1 olsun. Ordinatı da aha yine eksi 1 olsun. C'nin ordinatı ve apsisi eksi 1'e eksi 1 olsun. Salladım bunu, tamam mı? Şurada 3. bölgede olduğu için ikisine de negatif bir sayı yazdım. Eşit olmak zorunda değiller. Rastgele yazdım. C bu. Peki D'nin koordinatları ne olsun? Mesela karenin bir kenarı da 3 birim olsun. Hadi attık kafadan. O zaman D'nin şurası 3 olacak ya. Eksi 4'e. Apsisi yine eksi 1 oldu mu kardeş? Ordinatı yine eksi 1 oldu mu? Tamam. Şimdi B'ninkileri bulalım. Bak apsisi yine eksi 1. Şurası 3 birim düştüğü için eksi 4. Eksi 1'e eksi 4. Bu da tamam. A'yı bulalım. Eksi 4'e eksi 4. E neymiş? Ortasında bir noktaymış E'de. Ağırlık merkezi olsun mesela. Tam ortada olsun. Şurada tam ortaya düşeceği için de şurası 1,5 olur. 1,5 geriye geldim. Eksi 2,5'a. Eksi 2,5. Edirne'de bu. Eksi 2,5'a. Eksi 2,5. Şimdi bunun koordinatları toplamı eksi 2. Bununki eksi 5. Bununki eksi 5. Bununki eksi 8. Bununki eksi 5. Hangisi en az olur? Eksi 8 olan değil mi? En küçükleri eksi 8'dir. A noktasıymış doğru cevabımız. Noktasının x ekseni üzerindeki dikiz düşümü B noktasıdır. Hemen gösterelim bunu. Bakın şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. Şimdi A noktası 4'e 5 diyor ya dostlarım. 5 de şurası olsun. A bu. 4'e 5. Şimdi bu noktanın x ekseni üzerindeki dikiz düşümü. Yani x'e bir diklik indir. İşte indiği noktadaki nokta benim dikiz düşüm noktamdır. B yani. Yani o zaman B dediğim şey 4'e 0. Şurası B. Y ekseni üstündeki dikiz düşümü Y'ye dikindireceksiniz. İşte şu noktadır. Bu da C. Alan ABC'yi soruyor. Bak bu dik üçgenin alanını soruyor. Şimdi şurası 5, burası 4. Dik üçgen 4 çarpı 5 bölü 2 idi alanı. 10 geldi sorunun cevabı. Şuna bakalım. Alanı 36 birim kare olan kare biçimdeki karton. Demek ki bir kenarı 6. Kesilerek 3 eş dikdörtgen yapılıyormuş. Şöyle 3 eş dikdörtgen yaptık. Demek ki her biri 2, 2, 2. Böyle yerleştirdik. Uç noktaları A ve B olan doğru parçasının orta noktasını soruyor. Şimdi şuradan aşağı bir diklik indirelim. Bakın şurasına 6 dedik değil mi? Şu dikdörtgenin uzun kenarı 6. Burası 6, şurası 2. Sonra şurası yine 2. Şurası 2, şurası 6, şurası 2. A'nın koordinatları ne çıktı? Bak eksi 6 ya eksi 2. B'nin koordinatları şimdi şurasına 4 kaldı değil mi? Toplam 6 olması için. 4'e 8. Dikkat et şuranın tamamı 8. Şimdi orta noktayı bulalım. Toplayıp 2'ye bölecektim. Eksi 6 ile 4'ü topladım. Eksi 2. 2'ye böldüm. Eksi 1. Eksi 2 ile 8 topladım 6. 2'ye böldüm 3. Eksi 1'e 3. Bursa şıkkı doğru cevaptır. Yine bakın dörtgenin alanını soruyor. Köşegen çizeceğiz demiştik. Şurası 3 birim. Şimdi şu üçgenin alanını bulalım birlikte. Şurası 4. Apsisimize eşit. 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. Şimdi şurası 2. Şu da benim ordinatım. 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 de burası, toplamları 10 yaptı dostlarım. 9. soru. Noktaların oluşturduğu AB üzerinde bir C noktası alınıyor. C
C'nin ordinatı nedir diye soruyor bize. Şimdi şöyle, A bu, B bu. B 3'e eksi 6, A eksi 2'ye 4. AC bir birim olacak. K diyelim. BC 4 katı olacak. 4K diyelim. C'nin koordinatlarını bulalım. Ordinatını soruyor ya, sadece ordinatını bulalım o zaman. Şimdi 4'ten eksi 6'ya 5K değil mi? Buradan buraya gelirken 5K. 5K'da ne kadar düştü? 10 birim değil mi? 4'ten eksi 6'ya 10 düşer. Peki 1K'da ne kadar düşecek? 2 birim düşecek arkadaşlarım. Buradan buraya demek ki 2 düşüreceğiz. 4'ten 2 düşürürsem 2 gelir ordinat. Evet. Her 5 kilometrelik uzaklık bir birim olarak güncellenmiştir. A noktasından C noktasına AC yolundan gitmek yerine B noktasına giden bir kişinin yolunu kaç kilometre uzatmıştır? Önce gelin şu uzaklıkları bulalım. Şimdi şu AC'yi bulalım arkadaşlarım. AC uzaklığını kök içinde 6 eksi eksi 2'den 8'in karesi, 19 eksi 4'ten 15'in karesi. Ne demiştik? Özel üçgen varsa 8, 15, direkt cevap 17 diyelim. AB arasını bulalım. Eksi 2 eksi eksi 2'den 0, 13 eksi 4'ten 9, 9'un karesi 81'den kök dışına 9 diye çıktı. Burası 9, 9. Şurayı bulalım. Eksi 2 eksi 6'dan eksi 8'in karesi. 13 eksi 9'dan 6'nın karesi. 6 8'den 10. Şimdi 17 ile gidecekti. Buradan gidip 19 yaptı. 2 birim fazla gitti. Her birim 5 ise 2 birim 10. O orijin olmak üzere AO BO eşitmiş arkadaşlarım. Yani A'nın orijine olan uzaklığı ki eksi 3'e 4 ise kök içinde eksi 3'ün karesi 4'ün karesi 16'dan 5 gelir. Bu eşitmiş B'nin orijine olan uzaklığına. E bu da arkadaşlarım kök içinde 4'ün karesi artı a kare yapmaz mı zaten? Peki buradan her iki tarafın karesini alalım. 25 eşittir 16 artı a kare olur. 9 eşittir a kare. A 3 ya da eksi 3 çıkar. A 3 ya da 3 çıkar. Ne diyor? Koordinat düzleminde olmak üzere. Buna göre AB'nin orta noktası aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi A dediğim şey 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. 3 olsa diyelim. AB'nin ortasını bulacağız değil mi? Toplayıp 2'ye böleceğiz. 4 ile eksi 3'ü toplayın 1. 2'ye bölün. 2'ye bölün 1 bölü 2. 3 ile 4'ü toplayın 7. 2'ye bölün 7 bölü 2. Var mı böyle bir şık? Yok. 1 bölü 2'ye 7 bölü 2 yok. Peki eksi 3 olsaydı? Yine burası zaten 1 bölü 2. Eksi 3 ile 4'ü topla 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 doğru cevaptır. 12'ye bakalım. Şurası 4'müş. O zaman bu da 4. Aa, eşkenar dörtgenmiş. O zaman bütün kenarları 8, 8. Bak burada bir 30, 60, 90 çıkıyor değil mi? Çünkü 90'ın karşısı 8 iken sadece 30'un karşısı yarısıdır. 60'ın karşısı da 4 kök 3 olur. Alanını soruyor bana eşkenar dörtgenin. Tabanı 8, yüksekliği 4 kök 3. Taban çarpı yükseklikti. Eşkenar dörtgenin alanı. Evet, bitirdik arkadaşlar. Bu da 23 dakika sürdü. Hadi öpüyorum sizi. Başka var mı la bu arada? İkinci bir konu testi yoktur herhalde. Tamam, sınav sorularına geçiyor. Orası bizi ilgilendirmiyor demiştik. Evet, hadi geçmiş olsun. Abone olmayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.